Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Teklif ediyorum size. Bir, zaman mı yapayım? Zaman. İki, suret-i hakikat-ı mahiyeti içerisinde. Zaman. Ne varsa. Tamam abi. Ne varsa. İki, endişe. Üç, kadere kim itiraz ediyor? Yani kaderden kim bahsediyor? Kim itiraz ediyor? Böyle bakın. Bize zaman yukarı. Dört, münker nekir. Bir kabir yapıldı berzah eki yok. Nadir abi, o kayıt oluyorsun. Tamam abi. Üddü kaç oluyorsa beş. Menfi sıfatlar. İnsanda menfi sıfatlar. Son, yalnızlık. Yalnızlık enteresan. Bir daha. Zaman, endişe, kadere kim itiraz ediyor? Münkerdeki anlamazsınız. Bu yazılmadan kavram. Zaman. Hasan abi sen yalnızlık istiyorsun ama. Öyle bir şey demedim. Başka bir şey yok. Bak buraya nokta koymayabilirdin değil mi? Evet. Yapamam ama. Mükemmel ekçi olduğunuz için. Mükemmel için veya işte sistemi çok seviyorum. Evet, evet. Rahatsız oluyor insan. Mesela şu anda ya tam düzgün olmasa ben burada rahat edemem. Evet, doğru. Mükemmel ekçilik olacak. Münker nekir. Nekir. İnsanın menfi sıfatları. Yalnızlık. Ayhan, kameranın arkasında olduğu için öksürdüğünden buraya geleceksin. Çünkü millet senin öksürüğünü dinlemez. Mükemmeliyetçilikten değil, rahatsız et diyorlar beni. Onlar sen söyledi. Oraya değil, o kadar değil ha. Çok bölücek. Hangisini yapıyoruz? Beyin kaldırıyoruz abi. Yalnızlık yapalım. Zaman abi. Peki bir dakika. Yani. Yalnızlık isteyen. İki. Bir. Yalnızlık. Hepsini bir. Birkaç defa el kaldırabiliriz değil mi Hasan abi? Yok. Ben sonra şeyleri sayarız. Olmaz. Hangisi daha fazla? Yok yok. Yalnızlık. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Maşallah. Hayret ya. Sen kaldırdın mı? Yok değil mi? Seni saymadım. Yedi. Zaman. Bir, iki, üç, dört, yedi. Bir dakika. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Tamam. Bitti zaten. Ben saymaya gerek yok. Yar 17 oldu. Tamam. Peki merak ettim. Endişe. Abi, kaderi kim itiraz ediyor? Bir. Tek kaldım. Münker nekir? İki defa kalmışsın. İki defa sonra münker nekir geldi. İnsanın menfi sıfatları? Abi ikinci tercihiniz hangisi olurdu diye bir soru sorarsanız orada da nasıl denk yapacağız? Yağlık olur da. Yani zaman oldu da. Bitti de. Tamam. Tamam abi yalnız. Yok, hayır. Şey, İhtiyaçlarımızı oradan belirlemiş olurduk. Tamam. Şimdi tamam. Bir yapmıştık abi zaman dersi, bir tane yapmıştık. Ona kaç tane? Burada yapmıştık yani. Ha burada yaptık. Burada mı? Yaptık bir tane sizinle birlikte. Suretini yapmıştık. Zaman. Ne varsa. Aynı şeyleri yapmayalım da. Aynı şeyler olur mu ya? Hiçbir zaman aynı olmuyor. Çünkü yazılmışı gidiyorum. Hani aynı şey olmaz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.
Allah Resulü'ne Muhammed'e salavat. Bu saatten sonra saatimiz ders olarak çalışıyor. Oylama sayın. 9'a 10 var. Tekrar başlatalım mı? Bir daha yok, hayır. Ben bu milletten şimdi 10 dakikamı ver. Şimdi ilk önce bir fenden bahsedeceğim. Fen. Burası fizikten alındı. Nakildir. Benim değil. Okuyacağım yer. Atomların fıtri birer frekansları var. Fıtri demiyor da ben tabii. Ama mevzu onların. Titreşen dalga yayan ve tekrarlayan sanki saat. Atom böyle şey yapar. Sanki saat gibi. Diyor. Ben merak etmiştim. Bu saniyelerin şöyle şöyle şöyle. Bunu nasıl kapatabiliriz? Şöyle kapatalım. Kapatalım abi. Şimdi tık 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 iken tık 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 değil veya tık tık değil de yani bu tıklamanın miktarını nereye göre ayarlamışlar? Anladık mı değil mi? Sezyum atomuna enerji bombardımanına tabi tutulduğunda titreşir ya da tık tak yapar. Sezyum atomuna enerji bombardımanı yapıyorlar. Tutulduğunda titreşiyor ya da tık tak yapar titreşirken. Saniyede 9 milyardan fazla ışık atımını gönderir. Saniyede 9 milyardan fazla ışık atımını gönderir. Sezyum atomunun tık taklarını sayarız ve sezyum atomu saniyede 9.192.631.770 kez tık tak yapar ki saniyemizi oluşturur bu. Bir abi, kuars atomu var toprakta bulunan. Saatlerin üzerinde de yazıyor ya kuars diye. Hı hı. Böyle düz dön tık diye tek tek gidiyor ya. Bu kuarsa elektrik verdiğin zaman elektriği bir süre tutuyor. Her bir saniyede bir bırakıyor. Her saniyede bir kez bırakıyor. Her bırakışında dişli dönüyor. Bu bizim kolumuzdaki normal saatler. Böylece bir saniye tamamlanmış oluyor. Ne kadar elektrik yüklersen yükler. Sadece bir saniyede. Saniyede bir bırakıyor. Ben öyle okudum. Bu sayıya ulaşınca bir saniye geçmiş demektir. 9.192.631.770 kez. Saatler saatin kaç olduğunu gösterir ama zamanın olduğunu söylemez. Bu bitti. Yani o fenden aldığım sezyum atomuna enerji bombardımanı yapıp böyle bir şey elde etmişler. Buradan çıktı, ben merak etmiştim. Bu ölçü nerede? Aa, burada var. O atom saati. Atom saati. O atom saati. Kolumuzdaki saat ise... Kolumuzdaki saat değil bu. He, o atom saati. Evet. Kolumuzdaki o pilli saatler de bu şekilde işliyor. Yani benimki atom. Atoma zaten. Yani sezyum birimin nereden üretildi? Sezyum atomunda. Evet. Kolumuzdaki saatte uygulamasını kuars dediğimiz o şeyle yapmıştır anlaşılan. Evet. Ama asıl kökeni... Kökeni sezyum atomu. Hayır, sezyum atomu da değil. Çünkü saniye ondan da eskidir. Atomun bulunmasının eskidir. Yani müdahale edin. Stop. Saniye şu, hani bir sarkacı biliyorsunuz. Sarkaç ister bu kadar uzun olsun, ister bu kalem kadar olsun. Sallandığı zaman, kendi gücünde sallandığı zaman bir baştan bir başa aynı süreyi tamamlar. İşte o bir saniyedir. Ne sarkıyor? Mesela bir ip düşün, elimizde var. O ağırlığın ucuna bir ağırlık koyulur. Sabit bir yerde sallanıyor. Hani eski duvar saatleri var ya, sarkaç vardı sallanan. İşte o sarkacın hareketini tamamlaması bir saniye oluyor. Ölçü o. Ölçü o. Şimdi o ölçüye sezyum atomu da denk gelmiş. Atomun bulunmasından sonra kuars da denk gelmiş. Ama asıl kaynağında, yani saatin kullanılmasının kaynağında sarkaç yazısı var. Sarkaç vardı.
her sarkacın bir hareketi ister uzun olsun, ister kısa olsun fark etmiyoruz. Süresi bir saniyedir. Saatler, bu da ilginç cümle bize ait. Saatler saatin kaç olduğunu gösterir. Saatin kaç olduğunu saatler gösterir. Ama zamanın ne olduğunu söylemez saat. İnsanlar nereden hareket ediyorlarsa zaman o merkezde akar. Yani İstanbul'dan Rize'ye hareket edince hep zamanı İstanbul'a göre konuşuruz. Eğer bu sefer Rize'den İstanbul'a hareket ediyorsan zaman anlayışım Rize'ye göre oluyor. Zaman anlayışım Rize'ye göre oluyor. Herkeste zaman farklı akar fakat sezyum atomun yaptığı frekans dünyanın resmi kronometresidir. Zaman herkes için her zaman aynı değildir. Zaman biliyorsunuz Deh esmasına dayanıyor. Denizli, Edirne, Hatay, Rize. Dolayısıyla esma canlı ve ruhludur. Şaşıracak Naci. Bunlar alışmış. Zaman canlıdır, ruhludur, şuurludur. Kime nasıl akacağını bilir. Böyle şaşırmıyor mu? Öyle mi? Evet. Güzel. Derste dinliyordur belki abi. Bir ayet var. Allah zaman üzerine yemin etmiyor mu? Güzel. Güzel. İncirin üzerine yemin ediyor. İncir canlı değil mi? Evet. Zeytin üzerine yemin ediyor. Zeytin canlı değil mi? Evet. Doğru. Zaman üzerine de yemin ediyor. Güzel. Zaman herkes için her zaman aynı değildir. Bu da bize herkesin alemini farklı kılar. Dış dünyaya göre 60 yıl yaşamış gibi görünürken içsel aleminde ne kadar yaşadığı belli değil. Kişi. Dış dünyada 60 sene, onun için Üstad 26. Lema'da diyor ki, ahir zamanı gören yaşlıdır diyor. Buna misal, uçaktan korkan için bir saat içine neler konabileceğidir. Mesela bastığı zaman tay mekan var. Mesela bastığı zaman zamanı açmak, zaman mesela tak yaptığı zaman saniye. Burada diyor tak, tut bunu, bir de tut bir saniye. Hissiyat insani ruh seviyesine çıktığı zaman zaman arkasına geçiyor ve bir saniye açıyor böyle kafayı sokuyor. Orada İmam Azam bir sabah namazında Hatmi Kur'an'ı okumuş. Sabah namazında. Sabah namazının uzunluğu en fazla 1,5 saattir. Hani zamanın arkasına, çünkü esmaya mazhar olunca azami derecede değer esmasına mazhar olunca arkaya geçiyorsun. Senin için bir saniye, onun için belki de 5-6 saat. Çünkü orada saat yok. Miraç bu ya. Yerde ise yani uçakta bir saat, bir saatin içine girmiş, geçmek bilmez. Korkan için. Yerde ise aynı saatte ise işini çok seven ve işini yetiştirmeye çabalayan kişi için de bir saatin içine neleri hatta ne kadar fikirleri ve hisleri koymasına bağlı. Kişi bir saat dilimi içinde koyduğu fikirleri bir saat içinde koydu. Mesela bizim bir ders olacak şimdi oluyor. Bir saat içinde koyduğu fikirleri, koyduğu his ve duyguları ve dolayısıyla ruhsal hassasiyetleri ve de fiilleri, bunlar kişiden kişiye farklılık arz ettiğinden zamanın idrak herkeste farklı kalır. Bunu yazayım. Bu çok önemli. Silecek. Üste abi. Üste abi, üste üste. O ne? O da silecek. Üste silecek de o daha rahat ya. Bak şimdi. Çok güzel. Burayı da şeyden alırsın, bize aldığından. Tamam. Evet, tamam. Kişi bir saat dilimi içinde. Bir
kurumasın. Ondan sonra his ve duyguları şimdi bir saat içinde bunlar kişiden kişiye farklılık arz ettiğinden zamanın idraki herkeste farklı kılar. Yani kastetmezdim ki bu niçin herkeste farklı akar? Dört tane sebepten. Yani bir saat içinde insanın saatin içine koyduğu fikirler, his ve duyguları, ruhsal hassasiyetleri ve fiilleri herkeste farklıdır. Eğer zaman kainatı anlama ve anlamlandırmak maksadı olsaydı, bu çok önemli benim için. Bunu bak. Eğer zaman kainatı anlama ve anlamlandırmak maksadı olsaydı Cenab-ı Hak zamanı daha kolay anlaşılır yapardı. Zaman varlığı tümüne anlama ait etiket değildir. Bir daha. Bak. Eğer hani niçin böyle? Mesela hiç kimse zamandan şüphesi yoktur. Herkesin mazisi vardır ama bir yerde değildir. Senin geçmişin yok mu? Var. Nerededir? Hiç kimse sormaz. Geçmişin neredeyse geleceğin de oradadır. Şimdi zaman hakkında kimsesi şüphesi yok ama zamanın dünü, bugün, yarını yoktur. Zamanın zamanı da yoktur. Hacmi ve kütlesi yoktur. Kışı yazı yoktur. Yaratanı, yani kim yarattı diye kimse sormaz. Zamanı niye görmüyoruz diye sormaz. Zamanın sahibi olan Allah niye görmüyoruz diye sorar. Biz zamanın eşya üzerindeki etkisini mi görebiliyoruz sadece? Sanatlarını görüyoruz yani. O kadar. Suretini. Sureti, eylemsel. Hareket üzerinde. Şimdi bunu dedikten sonra hakikaten şu kainatın kuruluşunda zaman çok mühim bir mevzu olsaydı, yani çok bilinmesi lazım olsaydı, yani zamanı anlamak için daha kolay bir yol koyardı. Demek ki birinci meselemiz değil yani. Fakat Cenab-ı Hak bayağı ayet kullanmış bu konuda. Ben okuyayım. Eğer zaman kainatı anlama ve anlamlandırmak maksadı olsaydı, yani insan ilk önce kendisini anlamlandıracak. Hani çevresini anlamlandıracak. Sıraya koyduğumuz zaman sıra nereye geliyor? Yani zamanı bilmek açısından. Mesela Işıl abiye demiştim ki, dedim abi Lef-i Mahfuz'daki, daha 20 küsur yaşındayız o zaman, Lef-i Mahfuz'daki her şey dünyaya geliyor mu dedim. Sen dedi bunu merak edeceğine namazın hakikatini merak et. İlk önce bu lazım sana dedi. Çok ilginçti. Onu afaki mi kabul etti? Yani hayır, afaki etmedi de bu insanın doğru düşünce sıralamasını kaçırdığı zaman insanlarda enaniyet gelişir.
Çünkü benim emsallerim bunları bilmiyor ama namazan hakikati diyor. Bak ben bunları biliyorum. Olabilir mi? Öyle mi düşünmüş? Bilemiyorum. Çünkü insana en çok lazım olup olanı kenara koyup da belki de bilmesen de olur. Yani ben nefis muhafızdaki her şey vücuda geliyor mu gelmiyor mu bilmesem Allah bana kabirde sormayacak ama namazı doğru dost doğru kıldım onu soracak. Yani bir kere merak edeceğimizin kıblesini koymak lazım. Merakı kıbleye koymak lazım ayağı. Merakı kıblesini. Rast gelen şey merak edilmez herhalde. Öyle bir ders verisi vermek mi istemiş? Zamanı anlamanın bir yolu da, gene devam ediyorum ama ben, ne olduğu değil, bak zamanı anlamanın bir yolu da şöyle yapıyorum ben. Mesela Risale'de bir cümle, bu nedir? Çözemiyorsam başka bir yöntem kullanıyorum. Veya bu kimdir? Çözemiyorsam bu adamı şöyle bir yöntem kullanıyorum. Zamanı anlamanın bir yolu da ne olduğu değil, ne yaptığı, neleri ve neyi etkilediğine bakmalı. Zamanın maddeyi değil, maddenin aslı olan enerji ve esiri hareketlendirendir zaman. Maddenin kendisini değil, maddenin şeyi, hakikati veya zemini olan enerji ve esiri hareketlendirendir. Mahiyeti evet. Yani mahiyeti denmez. Yani o kadar gitmez yani. Eşyanın. Zaman maddeyi değil, maddenin aslı olan enerji ve esiri hareketlendirendir. Çünkü zamanın hakikati levh-i mahve ispattır. Yani yazılıp silinen bir tahta, bir nehir, bir şerit, şerittir zaman. Üstad öyle diyor, bir nehirdir, bir şerittir, yazar bozar bir tahtadır diyor. Hepimizin ortak bir dünyası var, vahdet. Bu umumi dünyanın içinde de kişilere has içsel dünyalar var ki ehad. Zamanın bu iki daireyi tesirleri çok ama çok farklı tesirleri var ve olacak. Zaman kendisini farklı sıfatlarda ifade eder. Bazen bir hareketle bazen doğma ve ölümlerle zaman kendisini bize ifade eder. Zaman hareketin yönüne göre farklılık arz edebilir. Bu da cismin hacmine, kütlesine, özgür ağırlığına ve sıfatlarına direkt bağlı. Zamanın tesiri çok farklı olur. Zamanın hızının herkese aynı olmadığını gösterir. Bunlardan mesela, niçin herkese farklı değil? Mesela misal veriyor. Mucizeler, kerametler, İçsel alemdeki hareketli olanlarda bizimkilerden daha farklı akar ve icraat yaparlar bunlar. İşleri farklı akıyor. İç alemleri. Duran insan uzayda hareket etmiyor ama zamanda hareket ediyor. Zamanda inkılaplar var. An be an tecelli ve zuhuratlar var. Yani zaman başka bir boyutu. Böyle bir akar zannediyoruz. Kur'an'da iki tane ayet var. Halkın cedid. Mesela pervanenin dönmesi tek bir şeydir ama o kadar hızlı dönüyor ki orayı satı yapıyor, zemin yapıyor. Veya ampul saniyede 60 defa yanıyor söner ama gözün görme kabiliyetinden daha hızlı yandığı için devamlı yanar zannederiz. Varlık da var olup yok oluyor. İlimden kudrete, kudretten ilime. İlimden kudrete, kudretten ilime. Var olup yok oluyor. Artı eksi, var artı eksi. Nereden biliyorsunuz? Öyle Kur'an'da iki tane ayet var. Halk-ı Cedid. Ve 30. sözde şey var. Kayyumiyet bahsini kullanın. Biraz aşağı. Halk-ı Cedid'i söyler misiniz? Şimdi... Efendim abi? İhtizazat ve cevelan diyoruz. Yani karşı ezeliğin kalemi kudretli kitabı kainte yazdığı ayette kendi ihtizazat. Evet, hareket için oraya girersek... Ya da ayeti hatırlıyorsanız. Hatemle hatırlamıyorum. Çünkü şimdi o dediğiniz olay artık keşfedildi de o yüzden sordum. Allah Allah. Burada kaymet bahsini anlatıyor. Yeni keşfettim bunu.
Bu da 1926'da yazılmış. O kadar yeni değil. Bu da çok yazılmaz. Buradan 1400 sene önce. O da o kadar yeni değil. Allah Allah. Evet, yeni bulundu o. Allah Allah. Bak diyor ki, sayfa 548. Burada anlatıyor, ben dibini alıyorum. Demek harekat-ı zerrat, harekat-ı zerrat, o levh-i mahfuz fatih için kadar anlatıyor da ben şu kurumuza olmayacak. O kitabetten, o istinsahtan, yani o hani matba var ya, tak 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 sayfaları atıyor ya, istinsahtan, mevcudat, varlık, alemi gaybtan, alemi şahadete, ilimden kudrete geçmelerinde, ilimden kudret, ilimden kudret, ilimden kudret, ilimden kudret, tak tak basıyor, puantaya basıyor. Ama biz onu, o çok sık bir şekilde... Olduğundan... Tamam, mesela şu masa... Sabit görüyoruz. Sabit görüyoruz. Evet, değil ama. Sürekli var olup yok oluyor. Evet. Hatta ben Vestal'dan yanlış söyledim. Bu ispatlanmadı. Son teori olarak ortada fizikte. Duruyor. Yeni atıldı ortaya. Allah Allah, bak şimdi. Yani 2-3 yıllık mevzu. Diyor ki mevcudat, alemi gaybtan alemi şahadete ve ilimden kudrete... İlim, gayb, ilimden bu alemi şahadete, kudrete geçmelerinde bir ihtizazdır, bir harekettir. İhtizaz şu. Hayali. İpin ucunu tut Naci. Tut da. Gerdik mi abi? Evet. Çünkü ortadan bir kaldırsın, kaldır, bırak. Ama hep dolu görürüz. Buna ihtizaz deniliyor. Aynı böyle dalga. Hasan abicim, suyun üzerinde hareket edebilmek için çok hızlı adım atmak lazım. Ki zaman da bir sonrakinin üzerine basıyor, o bastığı yok oluyor, bir sonrakine adım atıyor, onun gelmesi lazım. Bir şeyin üzerine basıyor. Bitireyim. Geçmelerinde bir ihtizazdır. İhtizaz şu, var olup yok oluyor. Dırr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 
baksın abi burada. Merak edenler baksın diye sonsuz evren teorisi var. Efendim abi. He bak gibi. Evet. İkincisi harekattır. Birincisi ihtizazattır. Ama lef-i mahf ve ispat ise sabit ve daim olan lef-i mahfuz azamın daire mümkünatta yani met ve hayata, vücut ve fenaya, daima mazhar olan eşyada mütebeddi bir defteri ve yazar bozar bir tahtasıdır ki hareket zaman odur. Evet, her şeyin bir hakikati olduğu gibi zaman dediğimiz kainatta ceyran eden bir nehir-i azimin hakikati kainatta bir nehir gibi nehir-i azimin hakikati dahi lev-i mahve ispattaki yani lev-i mahfuzun bir defteri var. Lev-i mahve ispattaki varlığın, ilmi varlığın kitabeti kudretin sayfası ve mülkü hükmündedir. Sayfası veya mürekibi. Orhan zaman değil mi? Zaman. Sayfası ya da mürekibi. Bu iki boyut veriyor Allah. Aslında ikisi farklı şeyler. Evet. Mürekeple. Hazreti Peygamber mi? Ha? Yani bu kainat bir kitap kabul edilirse diyor. Nur-u Muhammedi o kalemin mürekibidir diyor evet, kitabı yazan. Doğru. Nur-u Muhammedi ve insan diyor. Bir yerde de insan diyor. Öyle i̇nsan mi? Da mürekkebe. Ha o insan şu. Mektubatta söylüyor. İkinci yönde şu. Her bir insanın hayatı bir sayfa. Hayatı bir sayfa. Zamanı kendisi kalemin mürekkebi. Kendi sayfasını yazıyor. Adem vücut gibi duruyor sanki. Sayfa, zemin. Evet. Üstünde gözüken şey. Adem vücut böyle yani. Böyle 1-0-0-1-1. Mesela bilgisayarda da öyle ya. Yazılımı 1-0-0-0-1-1-1-0 var, yok, yok, var, 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 yok, yok, yok. Yani oysa bizde film veya ses. Dijital elektronik, yani dijital elektronik işte 1-0-1 demek. Mülk ve melikut arasındaki berzah oluyor herhalde. Devam edeyim. Mabuz için yazı tahtası. Yazıyor, bozuyor. Var diyor, yok ediyor. İşte var, yok, yok ediyor. Devam edeyim daha çünkü çok okunması yer var. Daha ufkumuz açılsın. Biraz zengin olsun şeyi. Ha, zaman dehr esmasına dayanıyor. Ben zamanın dışında kalabilir miyim? Zaman benimle mi doğdu?
Zaman ben ölünce benden ayrılacak mı? Zaman hareket eden için daha niye yavaş akıyor? Uçağın içinde ama uçak zamanın içinde. İnsan uçağın içinde, uçak da zamanın içinde. Uçak hızlı aktığı için zaman yavaş akıyor. Peki abi siz hareket eden için zamanın yavaş geçtiğini nereden biliyorsunuz? O şeyin fizikçi demişti, ona biliyorum. 1950'li yıllarda Amerika'da bir deney yapıyorlar. İki tane elektron saatini aynı anda başlatıyorlar. Biri yerinde kalıyor, diğerini ise bir uçağa bindiriyorlar. Uçağa? Uçağa bindiriyorlar. Hareket eden, sabit kalandan bir saniye daha geri kalıyor. Hareket eden? Yani bu tespit ediliyor. Hareket eden için zaman daha yavaş geçiyor. Ters olması gerek. Ondan sonra bir daha deniyorlar. Hareket eden de zaman yavaş akar. Bir daha deniyorlar. Neredeyse zamana yaklaşınca durur. Hız arttıkça zaman neredeyse durur. Işık hızına geldiğin zaman zaman arkasına zaman yok artık. Bir daha deniyorlar. Diyorlar ki saatlerde problem var herhalde diyorlar. Çok tuhaf ya. Aynı sonucu veriyor. Bir daha deniyorlar. Aynı sonucu veriyor. Her defasında aynı sonucu veriyor. Işık hızını da belki oradan hesaplıyorlardır. Yok, ışık hızını hesaplamıyor. Uçağın hızına göre o bir saniyeyi değerlendirip buluyorlardır. Yok, o başka. 8000 km hızla gidiyorsa mesela. Evet. O başka. Ustad, zamanın eşeğe tesiri azimdir diyor. Ustad diyor ki, zamanın eşeğe tesiri muhteliftir diyor. 16. sayfa lemalarda. Hatırladığım kadarıyla. Bak. Zamanın 16. sayfa bakarsak zamanın eşyaya tesirati muhteliftir. Öyle hatırlamalar. Hazreti Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ahir zamanda zamanın hızlı akacağını, zaman çabuk geçeceğini söylüyorlar. Yasin abi siz muhteliften mi çıkardınız her şeye başka tesir yaparı? Evet, daha çok evet. Oradan çıkartıyorum. Daha bir sürü şey var. Herkese farklı akar. Ahir zamanda bir daha söylemişsiniz o zaman. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor, ahir zamanda zaman çabuk akacak diyor. Hakikaten öyle değil mi ya? Acayip bir şey ya. Hani çocukluğunuza bakın, bir de şimdiye bakın. Oysa ki biz daha hızlı yaşadığımızı zannediyoruz. Ya daha hızlı yaşıyoruz. Ya, yavaşlaması lazım. Yani aynı dairede şey yapmışız. Peki, doğa sırf mekanik değildir. Çekim kuvveti ne kadar güçlüyse zamanın hızı da o kadar yavaşlar. Burada alem-i şehadette de zaman tek yönlü çalışıyor. Burada alem-i şehadette felsefenin dediği, fakat garip bir şey söyleyeceğim şimdi. Felsefe zaman tek yönlü akar, istikbalde nalaya uğrar, maziye dökülür, böyle akar. Usta zamanın altı yönü olduğunu söylüyor. Şey, ben altı yönü buldum ama sen yedi tane yönü var. Sağ, sol, ön, arka, alt, üst. Bir de neydi? Ezel, ebed. Evet abi, o şekilde. Okuyalım mı? Oku. Evet. Hazır mı? Mazi, hal, istikbal, ezel, ebed, müstakbel, bir de manzara âlâ var. O ne? Ezel ve ebede, ebedden daha üstün bir şey diyor Kader Risalesi'nin ikinci bahsinde. Evet, o zaman da... Ezel ve ebede hükmeder diyor. Evet. Peki ama müstakbel gelecek demek değil mi zaten? Evet. Bir alemi garip var, bir de melekut var. Ezel ve geçmiş aynı şey değil. Şimdi... Bir öcün silsilesi diyebilir ki... İstikbal ile gelecek, bak şimdi. Bir atom, şey bu eşyadır. Bir de bunun melekutiyeti var. Bunu kafir de girer bunun melekutiyetine. Hani kanuniyeti var. Aç, riyazet vesaire. Budist rahipleri giriyor mesela. Aç onu. Bu ne? Melekutiyet eşya. Yani eşyanın içine. Fakat gaybına geçemiyor. Gayb var bir de. Bu melekutun bir de gaybı var. Daha ötesi var. Bir tanesi gelecek bu. Bir de istikbal dedi. Daha şeyi. Daha arkanın arkası. Şöyle geçen hafta burada şey vardı, bir aynı şeyin üzerine bindirilmiş. Mesela bunu şöyle de diyebiliriz, odun, odun da
bulunan dumanın hızı, nurun hızı, nur ışık, ısının hızı, oradaki trivial ışınları, dalga boyununun, kalorinin vesairenin hızları farklıdır. Ama aynı yerdedir. Birbirine giydirilmiş. Varlık da böyle işte. Hasan abicim bir şey soracağım. Şimdi siz diyorsunuz ki biz biliyoruz ki fenden çürüme şeyleri maddenin farklıdır. Maddenin hareketleri, etkileşimi farklıdır. Siz diyorsunuz ki etkileşimi yapan zamandır ve farklı müdahale eder. Yoksa maddenin özelliğinden dolayı değildir o yaşanan olaylar. Değil. Maddenin özelliği değil diyorsunuz, zamanın yaptığı özellik. Çünkü madde hepsi de aynıdır. Aynı şeyi yiyoruz. Aynı mekanda yaşıyoruz ama herkese tesirat azimdir. Ustad da zaten öyle diyor. Zamanın mevcudat-ı eşyaya tesirat-ı muhtelifedir. Devam edeyim. Burada alem-i şehadette zaman tek yönlü çalışıyor. Peki, üç zamanı anda yaşansa nasıl olurdu? Mesela geleceği ve anı. Anı bir anda yaşasaydık. Ne olurdu bir düşünün böyle. Ya, üç zamanı birden geçmiş, geleceği anda yaşıyorsun. Ezelli yaşıyor. Üç ayrı insan olur. Üç ayrı insan olur. Her biri farklı olur. Tek olma, tek ol. Ne olurdu? Hani üç farklı kişilik olurdu. Mesela ben yapayım. Zaten. Yaşıyoruz. Benim nefsim, üç tane şahsiyet demedin mi? Benim nefsim, farklı bir zaman ve farklı bir yapı var. Tesirleri, özellikleri, istekleri. Benim ruhum, ben diye. Hepsinin farklı. Eğer bunun farklı kişilikleri kabul edilirse, yani bunu çözülürse, bu inanırsam üç tane şahsiyetin, vehim ve vesvesenin temeli alttan gidiyor. Çünkü... Ya diyor kendimi kötü hissediyorum. Kim diyor yani? Ben kötüyüm diyen kim? Yani sen hakikaten rezil olsaydın, kepaze olsaydın, kötü olsaydın senin zannınca, kötü olduğunu bilemeyecektin. Demek ki ne kadar güzel bir tarafın var ki kötü olduğunu anladın. Peki Hasan abi, oraya mağaza hali istikbal çizsek olur mu? Tamam. Birisi şimdiki zamanda yaşarken akıl, kalp ve ruh hal ve istikbal şeklinde olan dereceyi hayatlarda onlar yani bir cihette farklı yaşamlar içerisinde olanlar yazayım mazi, abi. Hal, istikbal. Mazi, hal, şimdi söyle. İstikbal. İstikbal. Şimdi halde olan bizim genel bildiğimiz akıl seviyemiz olup da mazi ve istikbal konusunda olan birisi kalp seviyesi, birisi ruh seviyesidir. Çok gün evvel, çok gün, seneler evvel diyor kalp ruh için ayırıyorlar. Birisi evvele, birisi geleceğe mi gidiyor? Burası, biliyorsun, Kitab-ı Mubin. Evet, o Dima, Kitab-ı Mubin. İmam-ı Mubin. Bu üçü işte ebed, ezel oluyor abi. Üçünü kapsayan ezel oluyor. Hal, mazi, hal, istikbali aynı anda gören ezeldir. Buna mı? Ya üçünü de kapsayan. Risale de öyle geçiyor. Evet abi. Ezeldir bu. Ezeldir. Üçünün cemi. Evet abi. Üçünün. Kalp ve ruhun derece hayatında acaba hal... Mazi yani şey, ezel bir yerden bir yere şey... Efendim abi? Haldeki hali yaşayan dima olup... birisi kalp mazi, diğeri de istikbali falan mı yaşıyor? Harika. Çok acayip bir şey yaptı. Yani fakat şu maziye sen kalp desen, buna ruh desen kalp mazi olur belki. Hale diyor abi, nefistir, nefsi hayat. Tamam, bu hale demiyor. Ha. Buraya diyor. Onun söylediğini tekrar ediyor. Şimdi buraya içeriye. Buraya ruh diyor, ruh yaşasa, burayı da mazi, kalp ruzname harita ya, alem-i gaybin haritası kalptir. O haritada dolaşan ruhtur. Yani bunun üzerine şekilde yapılabilir. Yani şudur diyebilmem için ciddi bir iddia oldu. Ama güzel bir yaklaşımlar bunlar tabii. Devam edeyim bakayım ne çıkacak. Çünkü... Şeyi bekleme yapmak istiyorum. Eşyaya tesiri muhtelif edilir diyor ya usta.
bunu kaderden ayırabilir miyiz? Yani zaman, kader tefekkürünü birlikte düşünelim. O zaman ben başka bir konuya, Burak meselesine kadar gidiyor, aşağı zaman kadar gidiyor yani. Oradan bir tarafa zaman olmadığını düşünüyorum. Peki, şöyle diyeyim. O zaman kaderin teayyünü oradan bu tarafa ya abi. Arştan bu tarafa. Bir de söyler misin? Yani kader ve zamanı birlikte tefekkür ettiğimiz zaman... Kader ve zamanı... Birlikte tefekkür ettiğimiz zaman... Sistemizdeki kaderin... bize teayyün ve teşavvüz etmesi için, bizde uygulanması için zamana ihtiyaç var. Hı hı. Ve adetullah'ta geçerli olan, cari olan bir şey bu. O zaman... Sen gelsene ya buraya, bir şey dedik diye hemen kaybolacağım, unutursun. Bilmiyorum, açın abi. Arşı azama kadar, yani Miraç'taki o... Anladınız mı abi? Anlamadım. Şimdi ben anlamayacağım. Anlamadım seni dediğimi. Burası proton. Niye zaman herkeste farklı akar? Tamam mı? Proton. Şu... Elektron. Etrafına dönüyor. Niye herkeste farklı akar diye tekrar yapıyorum. Tamam abi? Şimdi benim bugün fizikçiye ben sordum. Yani tarihte fizikçi kardeşe sordum cenazede. Şurası boşluk. Bu fizik öğretmeni. Dedim ki ne var içinde bu boşluğun içinde? Şu anda gözlemlenen bir şey yok. Yani biz bilmiyoruz. Boştur abi. Boştur diyor. Felsefe ne diyorsun acaba? Boş abi. Felsefe yani felsefe bilimden aykırı bir şey değil yani. Boştur, aradaki boşluk o kadar büyük ki. Yani şey düşünürsek, bir atomu mesela Sultanahmet Camisi kadar büyütürseniz atomun çekirdeği bir sinek kadardır. Ve tam caminin ortasındadır. Etrafındaki en yakın elektron dış duvarların etrafında döner. Yani atomu Sultanahmet Camisi kadar büyütürseniz çekirdeği ancak bir sinek kadar olur. Evet. Aradaki boşluğu düşünürseniz yani korkunç bir boşluk. Düşersek abi elime kadar ol kalıyormuş bizim kadar. Evet. Yani, şimdi dünyadaki bütün atomların evet. Boşluğu. Zaman niçin herkeste farklı akar? Tamam buraya kadar. Hani bu boşluk kimisi diyor ki bir fizikçi kendisi getirdi çantasına çıkarttı. Buraya bu protonu diyor misket kadar büyütsek protonu. Ona en yakın geçen elektron yani misket kadar büyütüp Mekke'ye koysan ona en yakın elektron İstanbul'dan geçer. Hatta daha uzatacağım. Evet. Tahmini böyle dedi. Şimdi bu boşluk. Şu anda gözlemlenemiyor. Boşluk. Boşluk diye bir dersim var benim. En güçlü enerji potansiyeli boşluktur. Muayyenleşmemiş çünkü. Bu bir şeydir. Ama olmayan bir şey her şey olabileceği için o daha güçlü. Mesela konuşmaya göre en güçlü ses, sessizliktir. Mesela bir tanesini söyleyeyim başıma geçeni, ondan sonra bunu anlayacağım. Hiç unutmayacağım herhalde, cep telefonunun bataryasını anladım. %17 doluydu. Köyden dağa çıktım. Meğer fener çok yakıyormuş. Bunu bilmiyordum o kadar. Dağa gittim, ormana girdim, köyden bir saat daha uzak. Zaten gündüz bile korkar yabancı. Hani köylüde mesela tek şey kadın gidemez. Gece yani zifiri karanlık. Baktım telefon bitti. O kulübeden şey gafur. O tüki şey. Arman o tepeye çıktım. Bu da an. Şimdi pil bitti. Kaldı. Yalnızım değil mi? Meğer herkes orada. Bütün o hortlaklar, annem babamın, dedelerim, babaannelerimin konuştukları, bütün mazı hortlaklarım hortladı. O şöyle oldu, böyle oldu, mezarlık kalktı, adam gitti, küçüğe nesip oldu, çelenci oldu, şu oldu. Herkes orada. Baktım babaannem orada, dedemin dedesi, dedemin annesi orada, şurada. Bir baktım ki vehim ve vesvese vasıtasıyla tahayyül ve tasavvurum tamamen aktif. Hiç alakasız insanlar da orada. Baktım Yusuf dayı da orada.
Çünkü o imağa nasıl yuvarlandığını anlatıyor bana. Baktım seslerini duyuyor. Bunlar hikaye değil. Biz çocuktuk. Yani dedemin kardeşi. Dedemin kardeşi çocuktuk. Nasıl yuvarlandığını anlatıyor böyle. Nasıl yürürken böyle bir ters omuzundan çektiğini. Karanlıkta falan. Çünkü bir sürü şeyler. Meğer baktım orada. Birisi omuzundan çıktı, daha omuzundan çıkıyor. Yusuf dayı orada, Fadime hala orada, herkes oradaymış. Bir şey sorabilir miyim abi? Nasıl şimdi burada mecaz mı anlatıyorsun? Doğru söylüyorum. Efendim şey? O duyduklarınız, önceden duyduklarınız mı canlandı yoksa yeni bir bilgi geldi mi? Yok, var olanlar canlandı. Yani o bilgiler vardı sizde. Vardı. Ama zemin bulamıyordu ki canlansın. Yani daha önceden öyle bir olay yaşadınız. Tabii canım, yanımda dedemle bu kardeşi konuşurken biz çocuktuk. Ondan sonra yok mezarlıkta şuna oldu, bu oldu. Yani bir sürü olumsuzluklar yani. Herkes orada. Zemin buldu, canlandı. Hani ben yalnızdım? Ve sesler hayal değil. Ben şizofreniyim. Doktorum burada, iki doktorum. Şizofreniyim ben. Ne demek şizofreni? Öyle diyeyim de havasını alıyorum insanlar. Var ya araba bemecik. An pşşş. 46'dan geçtiniz abi. Tamam. Doktor. Sen de senin diğer yok da. Bize yakınsınız hocam. Tamam. Felsefe yap. Şimdi ne demişler? Baktım ki herkes orada. Mübarek anlatmıyorum. Sesleri duyuyorum. Her ki canlanıyor. Ses var, kendisi de var. Vay ne ya, sizde olmuyor mu ya, bende bir delilik mi var yani? Şimdi o etkilenmiş ama, normal değil. Etkilendiğin kişi sesiyle, suretiyle gelmiyor. Hiç böyle... Allah Allah, duydunuz mu arkada, şey vardı ya, gafur burada mı ya? Yok diyorlar. Sesi vardı burada. Olmuyor mu? Duymuyor mu, ürkülmüyor musunuz? Yok. Özellikle de bana soruyorsa ama yok. Ya çok olur. Yalnızlık. Herkesin var olduğudur. Boşluk en güçlü enerji paketidir. En güçlü ses sessizliktir. Bütün her şey olabilen bir şey olursa onun adı sestir. Onun için Necdet demiş ki, konuşmak gümüşse sükut altındır. Şimdi ne anlatacağım? Herkese zaman niye farklı akar? Size bir böyle çalışarak alın teriyle kazandı pirinç getirdi. Bir de çaldı. İkisi de benim. Pirinç de aynı. O pirinci çocuğa yedirirsem çocuk bozuluyor. Aynı pirinci gene yediriyorum, çocuk iyi. Çalmadım, çaldım. Pirinç değişmedi. Ben de aynıyım. Yalnız zihniyetim değişti. Niçin değişiyor? Bugün ilim bulamadı ama gelecekte bulacağına inanıyorum. Şu boşluk benim zihniyetimi dolduruyor. Bu niçin gözükmüyor? Çünkü cihaza veya deneye girmez. Mesela bir örnek vereyim, iki tane. Utanınca yüzüm kızarmıyor mu? Peki madde değişiyor mu? Haya madde değildir. Haya. Korku madde değildir. Kötü bir haber midene vuruyor. Değil mi? Yani düşünceler, hisler, latifeler direkt madde yetkiler. Stresin de sebebidir. Kanserin de sebebidir diyor, değil mi? Stres, en büyük sebebi. Yegane değil de. Peki, düşünceler direkt maddeyi değiştirdiğini görüyoruz örnekleriyle. Sima değişmiyor. Heyecan. Peki, madde nasıl değişiyor? Bir anda kıpkırmızı. Burası değişiyor, buralar doluyor. Buralar doluyor. İşte çalarken pirinci taşıdığım o... Haddini aşan, fıtratına yalan söyleyen his o. Kendini yalanlayan, çalmak fıtratını ortadan kaldırandır, yalan. Kendini inkar edendir. Yani çünkü vicdanına rağmen yapıyor. O bir realitedir, mahluktur ama atom değildir. Vücuttur, mahluktur. O enerji çıkmıştır. Çalıyorum
böyle bir düşünce onlar olmasa, mahluk olmasa melek ve cinler onu görmezdi. Görüyorum. Düşünceni görüyorum. Hatta ben denedim, ispatım yok. Başka bir örnek. Sinek geliyor burama. İkide bir geliyor. Gene geliyor. Siz de denemiş. Peki. Böyle dur, daha gelmiyor. Tutacağım. Sonra ben keşfettim, bir değil bin değil. Denedim. Senin şimdi kafanı kovar. Hiçbir şey değil, burada oynuyorum böyle. Buraya konuyor. Lan elim burada konuyor. Çünkü ona alakadar değilim düşüncesi ona sinyal veriyor. Ama bu elim buradayken gelirken, bu elim burada, böyle yapacağım. Bu elim buradayken gelmiyor. Daha bunu da keşfedemedim. Ben denedim, burada oynuyorum. Lan git ya, dur. Pat diye yeni gir. İyi, tamam. Canımı sıktın. Burada elim değil, burada. Gelmiyor. Dalga yayıyor. Ve o dalga çocuklar, hayvanlar, cinler, melekler görüyor. Sineği, ben şahit. Demek ki burayı dolduruyor. Peki burayı doldurunca madde değişiyor. Atom ne yapar? Hücreler. Hücrelere kadar. O zaman hücrenin yapısı buradaki senin düşüncelerin, hislerin, latifelerin maddeyi değiştirdiği için madde sana zaman farklı akmaya başlar. Tesiratı muhtelifi oluyor zamanın. Çünkü mesela bir kötü bir haber bir anda, bir tanesini söyleyeyim ben de tamam. Bunu çok uzattım. Biz 1983'te mektepteyken bu meşhurdu bu haber. Belki duymuşsunuzdur. Yaşlılar bilir. 1983'teki bir haber. Ankara'da kereste fırını varmış. Kereste fırın yapılıyor. Fırın veriliyor keresteler. Kalıplar fırına veriliyor. Belirli bir derecede kıvamda tutulup fırınlanıyormuş. Fırınlama keresteyi. Burada bu otomatikmiş. Daha işçiler gelmeden fabrikaya şey giriyormuş. Otomatik giriyor. Fırın ısınıyor. İşçiler gelince hemen başlıyorlar çalışmaya. Fakat herkes gittikten sonra Ankara'da çok bahsediyorlardı dershaneden bu zatta. Dükkanlar, tabii herkes ustalar gitmiyor. Çıraklar yani. Hepimiz çıraklık yapmışız. Dükkanı temizleriz. Tamam, anahtar da bizde olur. Patronda da olur ama bizde de olur. Dükkanı temizleriz. Birbirimize yakınız ya. Çırak, hep beraber yaparız. Benim dükkanı, seni de yaparız. Beraber gideriz. Kapatırız. Erken de biz açarız. Bunlar dükkanı temizliyorlar. Çocuklar böyle. 3-4 tane çocuk. Kaç yaşında diyorlar? 12-13 mü? 13 ya bilmiyorum. O civarda tam bilmiyorum. 14 dolayı. Sonra şakalaşıyorlar bir tanesini. Sönmüş ya. O çekmece dedikleri keresteni konuyarak atıyorlar. Fırına atıyorlar. Ben çok iyi hatırlıyorum. O zaman Türkiye'de hesap makinesi. Acayip. Hesap makinesi almak için para biriktirdim hatırlıyorum. Öyle ışıklıydı. Bir de düğmeye bastığın zaman ışık yanıyordu. Yani acayip bir gayeydi. O saate sahip olmak. Bu çocuğun saati varmış. Işık. Işıklı kolunda. Şimdi bunu atıyorlar kutuya. Kutuya atıyorlar. O kereste şeyine. Kapattılar ha 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 falan. Ya yapmayın falan diyorum bağırını. Gene oynamaya devam ettiler. Ve çocuğu unuttular. Çok iyi biliyor. Böyle elini kaldırıyor. Çok iyi biliyor. Şimdi gittiler. Bakıyor gece saat. Eğer lambalı saati olmasa o çocuk bu kadar etkilenmeyecek. Zanları geri de götürür, ileri de götürür. Şimdi bu bakıyor. Fırın tutuşmasının saatini biliyor. Diyelim ki 5 ve 6. 5 saatim kaldı. 4,5 saat, 4 saat yanmama. Çünkü millet gelene kadar 2 saat geçmiş olacak. Fırın başlamış olacak. Fakat burada da konuşacağız ya 83 belki de kaç sene oldu? 30. 30 sene. Burada hala konuşacağız ki Allah bir böyle bir model çıkartıyor bir zarar ama onu da belki de büyük bir mükafatlandıracak. İbret-i alem için nice insanlar konuştular, konuşuyorlar, konuşacaklar. Ben de konuştuğum gibi. Bir tane kötü bir şey ama az bir şey kala ustalardan bir tanesi rüya görüyor. Yatakta.
böyle bir şey olduğunu, ondan sonra uyanıyor korkudan çocuk, böyle birisi yandığını. Uyanıyor. Ondan sonra o zaman telefonlar yok tabii. Hemen atlıyor. Ne olur ne olmaz diye. Atlıyor. Gidiyor. Çocuğu tabii az kalmış. Patlamasına şey. Çocuğu yani o şeyi çocuğu çıkarıyor. Ama iş işten geçiyordu. Daha patlamadı, yanmadı. Çocuk her adım adım, dakika dakika ölüme gittiği için çıkartıyorlar. Tam uçu unutmuyorum. 83'teydi. Orada kalmışız. Tıbbın şeyine göre kemiği, derisi, dima, her şey 86 yaşındaki bir adama dönüyor. Allah Allah. 86 yaşına bir adama dönüyor. Yani 86 yaşında nasıl oluyorsa bir adam öyle bir geliyor. Mesela ona ait Amerikalıların deneyi YouTube'larda gösterdiler. Bunu söyleyince bir tanesi bana getirdi. Koreli askeri alıyorlar, deniyorlar. Koreli askeri ikisinin gözü açıktır. Ondan sonra şu köfte şey mi? Demir. Evet. Şişi ısıtıyorlar kömürde. Isıtıyorlar. Gözü açık ikisinin. Basıyorlar. Nara atıyor. Sonra tekrar demiri koyuyorlar. Ama nasıl bağırıyor? Bunu koyuyorlar kenara. Bunu. Ondan sonra bunu şey yapıyorlar. Madem bu kadar bağırdı diyor. Kıpkırmızı ya içinde ateş. Ötekisi kaldı. Ya madem bu kadar bağırdı diyor. Bari buna bir iyiliğimiz olsun. Gözünü kapatalım da görmeden yapalım. Tam çapçaklar elinde. Görüyor yani. Demir elinde adamın. Tamam. Ondan sonra gözünü kapatıyorlar ama hemen oradan soğuk demir sürüyorlar. Aynı çığırı atıyor ve aynı şekilde yanıyor. Soğuk demir. Benim köylüm Abdülkadir. Görüşebilirsiniz ve ses kaydı var benim cep telefonda. Ses kaydını atacağım belki bu dersin şey. Beyin şöyle bir özelliği var, onu da örnek vereyim. Yukarıdan aşağı düşerken tam yere çakılırken uyanır. Eğer hakikaten çakılmış olsa hakikaten ölebilir. Ölür büyük, çünkü akıl böyle bir şey, hayal ile gelen resmi veya gerçek gelen resmi fark etmez. Rüya ile realiteyi fark etmez. Onun için hakikattır. Onun için ihtilam oluruz. Koşmadığımız halde, köpek olmadığı halde rüyada köpek kovalarsa terdesi oluruz. Onun için tam olay olarken uyanırız. Eğer uyanmasak olay olur. O zaman bu düşünce gerçektir abi. Evet, düşünce gerçektir. Bak şimdi. Şimdi bu köpek bunu ısırıyor. Bağırarak uyanıyor. Hanımı da şahit. İkisini konuşturdum. Ve kendi yarasında şey yaptı. Aynı köpek yarası var. Kan akıyor. Yatakta. Bunlar çok garip şeyler. Hissiyatı ne kadar kuvvetli olduğunu. Peki nedir? Benim için bunlar kesinlikle gerçektir. Çünkü Allah israf yapmaz, abes yapmaz. Bu boşluk israftır, abestir. Buraya bir şey konulmasa bunu koymazdı. Eğer buraya atom cinsinden, esir cinsinden bir boşluk yoksa, daha ötesi boş, esir konulamıyor, atom konulamıyorsa, abes ve israf yapmayacağına göre, hakimi mutlak, buraya başka bir şey konulacak. O da enerji var, manyetik enerji. Yani öyle demişler, enerji de değil. Boşluk diyor. Yani bunun ehli. Diyor ki enerji boyutu de, onu da şey yapmışlar, enerji de, değil. Gelmiyormuş. Başka boşluk. Şimdi bu enerji, nükleer şey vesaire bir sürü yorumlar var. Peki olsun, o zemindir. Mutlaka bir şey var. Enerjidir, esirdir. Şimdi mesela o elektron protonun çektiği için etrafında dönüyor ya, çektiğine göre. İşte böyle tabii. Yani. Aynen böyle fizikçi ne demek. Buraya atom cinsine, esir cinsinden değil, bir boşluk var. Demek ki bir şey varsa zemindir. Orayı nasıl o çocuk ihtiyarlandı, nasıl bunu köpek ısırdı, nasıl o Koreli askerin soğuk demir sürüldüğü halde yandı. Düşünceler maddeyi olmuş gibi kabul ettiğinden bu madde öyle fonksiyona
Böyle sinyal veriyor beyin ve öyle oluyor. Bu herkesin içine anlattığım bir 5-10 dakika. Zaman herkese farklı akmasının sebebi, zaman dehr esmasındır. Zaman bizim fikirlerimizi, yani aynı vakit içinde, niçin herkese aynı vakit içinde şuraya koyduğumuz fikirleri, his ve duyguları, ruhsal ve hassasiyetleri, fiillerimizi bu maddeyi değiştiriyor. Zaman. O boşluk o zaman Adem denilebilir mi? Adem denilebilir ama. Zannımıza göre bu. Evet. Zanlarımızın eşyaya tesiri dememiz doğru evet, mu? Evet, zan. Zan da bu. Zanlı zannetmemek lazım yani. Evet. Zan zannedilirse zan zanlıktan çıkıyor. Hasan abiciğim, şimdi zamanın madde etkisi olduğu gibi düşüncenin zamana etkisi var. Yani bunlar üç ayrı şey. Evet. Değil mi? Etkiler tabii. Yani. Devam edeyim biraz daha. Dünyada düzenli ve mükemmel olmasının tek yolu varken, bir daha, dünyada düzenli ve mükemmel olmasının tek yolu varken, karman çorman ve düzensiz olmasının çok yolu var. Yani dünya, düzensiz olma yolu daha kolay. Ama bakıyorsun bir sistem var. Yani bu zor yol. Yani şu yere mermer serelim. Bir teneke çakıl taşı ufak. Yukarıdan aşağı bırakalım ve diyelim ki dünya haritası olsun mermerin üzerine. Olmaması daha kolayken belki de nihayetsiz ihtimalden bir tanesi dünya haritası olması çok zordur. Dünyada eşyanın varlığın maddenin nizamsız, intizamsız ve karma karışık olması daha kolayken zor yol olan sistem konmuş, yapılmış. Var iken bu alem niye hiçbir şey yerine bir şeyler var demiş. Var iken bu alem niye hiçbir şey yerine bir şeyler var? Yani bir felsefenin cümlesi demiş ki hiçbir şey yerine niye bir şeyler var? Bu daha kolayken bir fail arıyor. Niye kainat mükemmel? Aslında mükemmel olma yolu çok zordur. Yaşadığım mesela elektrik bile iki tane kablo çıkışı yapın. Bir tanesinde dirençli bir yer, diğerisinde kolay. Elektrik bile kolay yoldan geçiyor. Yaşadığımız dünyayı içindekiler izah etmeye kalkarsa elmayı armutla, dere ile güneş izah, yani eşyanın birbirlerine kıyas ederek, eşyayı birbirine kıyas ederek izah etmeye kalkarsak, yani bu alemi fiziğe, kimyaya göre çözmeye kalkarsak çok büyük hata yapmış oluruz. Çünkü fizik ve kimya var olduktan sonra kurulmuş dünyanın işleyen motoru. Yani tabiat kanunları mekanda ve zamandan sonra, mekandan önce, yani mesela suyu kaldırma kanunu, su yokken nereye koyacaksın? Bir daha okuyayım orayı. Yaşadığımız dünyayı içindekiler izah etmeye kalkarsak, yani eşyayı birbirine kıyas edersek, kıyas ederek, kimyayı fizikle, fiziği astronomiyle, astronomi tıpla, yani eşyayı birbirine, yani neye benziyor? Armut nedir? Şeftali değildir. Bu izah mıdır yani? Değildir. Kalkarsak, yani bu alemi fiziğe, kimyaya göre çözmeye kalkarsak ki bu alem kurulmadan önce fizik yok. Fizik yok, kimya yok. Bu alemin nasıl kuruldu diye kainat kurulduktan sonraki sistem olan kimya ile kainat nasıl kurulduğunu anlamaya çalışıyorsun. Bu çok garip olur bu. Kimyaya göre çözmeye kalkarsak çok büyük bir hata yapmış oluruz. Çünkü fizik ve kimya var olduktan sonra kurulmuş dünyanın işleyen motoru. Bu fizik kuralları, bu fizik alemine mahsus işleyiş kuralları. Siz bu kurallarla, yani fizik aleminin işleyiş kurallarını, bu fiziğin kurallarıyla, kurallarla fiziğin varlığının nasıl olduğunu izah edemezsiniz. Yani şu çiçeğe bakarak
elde ettiğimiz ilim var. Deneriz, deney yaparız vesaire. Bu çiçekten çiçeğe bakarak elde ettiğimiz ilim ile bu çiçek yok iken yapan ilme varamazsınız, varlığını anlarsınız. Bu çiçekten alınan ilim ile yapılmamıştır bu. O kullanılan ilim buna benzemiyor. Bir daha. Anlaşıldı değil mi? O zaman fizik ile fizik alemi nasıl kuruldu bilemeyiz. Onun için Gazali biraz sezgi demiş vesaire demiş ya böyle. Sezgi yani içsel alem, içsel yapı. Siz bu kurallarla fiziğin varlığını nasıl olduğunu izah edemezsiniz. Fizik alemi hiçlikten yaratıldığı için kullanılan ilim fizik değil. Hiçlikten varlığa çıkmakta kullanılan ilim fizik ilmi değil. Alemin hiçlikten yaratılmasında fizik kuralları kullanılmadığı için onunla alemin ilk yaratılmasını çözemezsiniz. Ve varlığa bağlı olan fizik bilgisiyle, fizik nedir? Varlığa bağlıdır. Varlığı ortadan kaldırırsanız, bunun buradan aldığınız ilmi, çiçekten bundan aldığınız ilmi kaynağı budur. Bunu kaldırdığınız zaman buradan aldığınız ilim de yok olur. Fizik ilmi varlığa bağlıdır. Varlığı kaldırdığınız zaman fizik de yoktur. O zaman yok. Fiziğin arkasını anlamaya çalışıyorsun. Fizik de. Varlığı kaldırdığın zaman fizik de kalkıyor. Neyle tanımlayacaksın? İşte bazen de şunu kullanıyorum. Bütün ilimlerin kaynağı ve zemini matematiktir. Tamam, matematiktir. Mesela Big Bang'de sıfır zaman diyor. Bak, varlık yokken matematik hani var, sıfır var. Peki, matematiği kim yarattı diye sormuyor. Çünkü hani fiziğin bir kaynağı var, varlıktır. Kimyanın bir kaynağı var, varlıktır. Ama matematiğin bir kaynağı yoktur. Yani sıfır zaman diyorsun. Yani varlığın ta arkasına geçti. Demek varlık yokken matematik hala var. Çünkü matematik soyut bir kavram. Vücudu haricisi yoktur mesela. Fakat bu matematikçi kalkıyor, profesör matematikçi kalkıyor, gidiyor Allah'ın inkarını gidip de biyoloji ve fizikte yapıyor. Kendisi matematik profesörü. Kim olduğunu anladınız. Kim? Hawkings matematik profesörüdür. Bu Allah'ı inkar etme sevdasına düştü. Gitti felsefeyi okudu. Fizik okudu. Ama kendisi esas matematik olduğu halde hep sorar Allah'ı kim yarattı? Ama kendi alim olmasına sebep olan matematiği kim yarattı sormaz. Matematiğin öncesi yok. Şimdi alemin hiçlikten yaratılmasında fizik kuralları kullanılmadığı için onunla alemin ilk yaratılmasını çözemezsiniz. Ve varlığa bağlı olan fizik bilgisiyle de hiçlikten varlığın yaratılmasındaki ilmi anlayamazsınız. Zamandan önce zaman yoktu. Fizik kuralları adı üstünde, fizik aleminde. Fizik yokken fizik kuralları olamaz. Nereye koyacaksın? Mekan yok. Yer çekimi kanunu yerle beraber vardır. Yerin sıfatıdır. Yerden önce varsa yer çekimi kanunu, yer yok, mekan yok. Nereye koyacaksın? Suyun kaldırma kanunu su yokken nereye koyup monta edersin? Suyun kaldırma kanunu suyun sıfatıdır. Yani suya taşı koyduk, düştü, battı. Tahtayı koyduk, battı. Ha, tahtanın özgül ağırlığıyla taşın özgül ağırlığı, suyla özgül ağırlığı arasındaki münasebet farkına bir isim verdik. Kanun dedik. Sıfat mevsufsuz olamaz. O zaman asılsız yani. O zaman suyun kaldırma kanunu sudan önce olamayacağından suyu yapamaz. Kanun mekanla var. Yer çekimi kanunu mekanla var olduğuna göre sıfatıdır çünkü. Mekanı yapan değildir. Kural demek işleyen sistemin ismidir.
fizik kuralları işleyen fizik alemindeki mükemmel sistemin işleyişine verilen, insanlar arasında ilişki kurulabilmesi için verilen unvanlar ve isimlerden ibarettir. Yerçekimi kanunundan fizik yoksa, mekan ve varlık yoksa bahsedemezsiniz. Yerçekimi kanunu yersiz düşünemezsiniz. Koyacak, saklayacak yer bulamazsınız. Yerçekimi kanunu yersiz düşünemezsiniz. Yerçekimi kanunu yerin sıfatları ile varlık arasındaki münasebetine verilen isimdir. Hem zamanın böyle bedihi eşeğe tesiri ve işlevini gördüğümüz halde hala zamanın ne olduğunu bilmiyoruz ama kimse de zamanı inkar etmiyor. Ben zamanın çok ama çok çeşitli aktığına inanıyorum. En basiti, en amisi ise bildiğimiz gibi geçmişten geleceğe doğru akan zamandır. Gelecekten hale maziye dökülüyor. Bu akış bedenseldir, aklı ve kalbi ruhu değildir. Kalbin ruhu, aklın ruhu, kalbin zamanı farklıdır. Kalbin zamanı farklıdır. Niçin her işimiz acele? Acaba varlıklar, fikirler ve ruhlar nereye yetişmeye çalışıyorlar? Niçin böyle bir şeyle üretirken fikirleri çabuk çabuk sıralarız? Bir yere mi aktarıyoruz, aktarıyoruz? Veya acaba şeritten biz düğmesine bastık da şerit mi akıtıyor? Fikirler niçin bir yere doğru akıyor? O da bir zamana tabi. Şu anda vücudu haricisi olan en hızlı ışık hızıdır. 300 bin kilometre bölü saniye. Keşfin bir sebebi de hızdır, zamandır. Hız, zaman... Dur bir dakika. Saat ne kadar oldu? Evet. Tam bir saat 4 dakika olmuş. Olsun abi ya. Yok. Hızı uzanmışız. He? Şu cümleyi okuyayım o zaman. Hızı okuyayım. Şu kadar kaldı. Ve düz okuyayım. Keşfin bir sebebi de hızdır, zamandır. Hız zamanın bir sıfatıdır. Hız zamanın bir sıfatıdır. Burada da ahirette de ortak kullandığımız şeylerden biri de zamandır. Zaman eşyanın neresindeyse, zaman çok buraya iyi yaslanın ama. Zaman eşyanın neresindeyse ahiret de dünyanın orasındadır. Bir daha. Zaman eşyanın neresindeyse ahiret de dünyanın orasındadır. Zaman dünya cinsinden değil fakat dünyada işlev yapıyor. Zaman antiprotonda da var. Mekanda. Önümdeki aynaya bakarken geçmişimi seyrediyorum. Aynaya bakın, geçmişinizi seyredebilirsiniz. Zahir ben aynaya pek bakamıyorum. Bakmayı da tavsiye etmiyorum. Çok dikkat edersem korkuyorum. Kendimle yabancı olduğumu anlıyorum. Hiçbir zaman aynaya bakıp benim bu ben olduğuma inanamamışım. Ayna çok tehlikelidir hele kadınlar için. Önümdeki eşeğe bakarken geçmişimi seyrediyorum. Zahirde istikbale geleceğe bakarken orada akseden geçmişini seyrediyorum. Çünkü bakarken gözden ileriye bakıyorum. Bakıyorum göze, geçmişimi seyrediyorum. Gözde geçmişimi seyrediyorum. Dedim Bahadır büyük oğlum öyle şey zaten bir oğlum var da. Kitlenmiş büyük gün aynaya. Zor aramış kendini böyle tır tır gidiyormuş. Yani anlatım gibi. Kesinlikle bakılmasını istemiyorum. Başka bir madde. Ruhta dehr esması da var. Ruhta dehr esması yok mu? Allah bütün esmaları cem etmiş. Ha bak ne diyecek. Ruhta dehr esması var. O zaman, yani zamanın kaynağı dehr esması. O zaman ruhta da zaman var ki ileri geri gidip etkileniyor ruh. Zaman canlı ve ruhlu ve şuurludur. Zamanın mülk tarafı ise nehirdir, şerittir, harekettir, bir lemdir. Hatta bu bana ait şu anda. Zamanın mülkü mekandır. Mekanın melekütü zamandır. Yani buz ve su mülke buz, melekütte mülke buz, melekütte su. Bir de bunun melekütü tarafı var ki canlı ve ruhlu ve şuurludur. Zaman ruhun libasıdır. Zaman
Ruhun libasıdır. Bunu anladınız abi. Yeni. Nereden çıkardın? Yeni. Başka. Kanun, zamanın kendisinin geçmişi geleceği yoktur. Bak. Kanunun, zamanın, kanun var yer çekimi. Geçmişi geleceği, zamanın zaman olmadığı için zamanın geçmişi ve geleceği yoktur. Yani zamanın zamanı yoktur. Uçak hava durursa düşer. Uçak havada durursa düşer. Hareket ederse havada durur uçak. Ve uçağın içinde mekan oluyor, koltuklar konmuş. Abi sorular çok oluştu ya. Çok dur. Ben sağa okuyayım etti. Ondan sonra siz cepten yersiniz zamanı. Çünkü zaman akıyor. Bir yetişmem lazım. Ama metni okuyayım sonra sorularınızı. Bak bir daha. Uçak havada durursa düşer, hareket ederse havada durur ve uçak havada durursa uçağın içinde mekan oluşuyor. Yani koltuklar konmuş. Yani havada mekan oldu, uçak hareketi vasıtasıyla oldu. Yemek yiyoruz uçakta. Zamanla hareket mekan ortaya çıktı. Uçağın hareketinden mekan oluştu bize. Eğer hızı, yani zaman, hız neydi? Zamanın bir levniydi. Dişe vuruşu bir sıfatıdır. Zaman kendisi değildir. Hız, zamanın bir sıfatıdır. Hızla uçak havada durdu. Durunca da mekan oluştu, biz içine girdik. Demek ki hız mekanı oluşturdu. Şurada da var, aynı kanunu görebiliriz. Şimdi elektron buradan sağdan sola döner. Dünyanın dönüşü gibi. Bu o kadar hızlı dönüyor ki arkadaşlar, merkeze çekilmiyor, merkezden kaçmıyor. Biraz gitse kaçacak, biraz gitse. Peki bu elektronun bu hızla dönmesi mekanı oluşturuyor. O zaman mekanın sebebi harekettir. Nazar bu mekanı değiştiriyor ama. Evet, değiştiriyor. Bak bir daha. Şimdi bu elektronun hızı saniyede 40.000 kilometre bölü saniye. Doğru mu yazdım 40? Yaklaşık dünyanın çevresi. Saniyede. Eğer bu elektronun hızı 50.000 yaparsanız fırladığı mekan, gene atom ortadan kalktığı zaman atomla yapılan mekan da yoktur. Eşya yoktur. Eğer bunu 30.000'e indirirseniz bu elektron buraya yapışacağından kara delik, tamam, şu anda acayip şey diyorlar, beyaz delik, buraya yapışacağından içeri bir cüsür, gene mekan oluşmaz. Mekanın oluşması için protondan elektron bu mesafede durması gerekiyor. Bu mesafede elektron durması o hızla dönmesine bağlı. Hız elektron orada tuttuğu için mekanı oluşturuyor. O zaman hız mekanı oluşturan ana argüman dedikleri meselede ana sebebidir, malzemesidir. O zaman mekan zamanı değil, zaman mekanı oluşturuyor. Zaman mekanın hakikati. Peki hareket hızı nedir? Bir levnidir, lev sıfatıdır. Şurayı da okuyayım da ondan sonra kavgamızı yaparız. Zanlarımız zamanı tesir edip tutuyor ve çabuk geçiriyor. Zanlarımız zamanımızı tutuyor veya çabuk geçiyor. Helezon yay gibi zaman, ara boşlukları zanlarımız. Şunlar zanlarımız. Zanlarımızla dolduruyoruz. Mekanımız mı oluyor yani? O zaman mekanımızı oluşturuyoruz. Haller, aletler. Devam edeyim. Çünkü bitireyim. Çünkü zamanı geçince. Zamanı hastalık tutuyor. Ustad, zamanı hastalık tutuyor. Hastalık latifeler, bir öyle bazı latifeler çıkıyor ruhta. Siyahta bu yoktur. Bir daha. Hastalık vasıtasıyla bazı latife ruhta uyanıyor. Bu latifeyi zaman esmasından daha arkada olduğu için zamanı tutuyor. Bu sefer o latife burayı dolduruyor, zamanın tesiri küçük oluyor. O kısa bir zamanda, o hastalık döneminde bir sene gibi ibadet yapabiliyor. Haletleri doldurabiliyor. Hastalık, bak, zaman hastalığı tutuyor,
çabuk geçmesine müsaade etmiyor diyor ustad. Hastalık zanlarımızı kaldırıyor. Niçin? Hastalık zanlarımızı kaldırıyor. Aslımıza barıştırıyor, aslımıza hareket ettiriyor hastalık. Hastalık şöyle diyeyim, Esma burası, yani şöyle diyeyim, Mükkadis, burada demir koyduk. Burada durmasına sebeptir bu mesafe. Yaklaştır, yapışır. Peki, şurada tut, yapışır. Buraya koy, yapışmaz. Bunu burada tutması bu mesafedir. Biz de Esma'dan gelmişiz. Esma Üstad'a yapılmışız sıfattan. Aslımız odur. Ondan geldik, ona gideceğiz. Bizi Esma'mızdan buraya tutan nedir? Şeytandır. Şeytanın bizdeki karşılığı nedir? Şeytanın vesvese ve vehim zanlarımızı oluşturur. Demek ki bizi Esma'ya yapışmaktan bizi kurtaran ne kadar lazım bu şeytan? Şeytandır. Şeytanın vücudunda der ustad, iki tane nimet vardır. Şeytanın kendisine değil bize. Şeytanın yaratılmasına bir neydi? Kemalat-ı hayriye-i Kemalat-ı insaniye. İnsaniye. Kemalat-ı insaniye. Makasıd-ı hayriye külliye. Ha yok, bu yanlış. Makasidi, şuraya makasit olacak. Makasidi, hayriye insaniye. Külliye. Ha külliye. 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 İki. Kemalat insaniye. Kemalat-ı insaniye varmış. Şeytanın yaratılmasında. Şeytan niye yaratılmış? Şer-i mutlak değil. Ha o kendisi halinde başka. Ama bana bu veriyor. Şimdi beni Esma'mdan, yani aslından beni buruna tutuyor. Bu ara boşluğudur. Bu ara boşluğu, bu ara boşluğu. Şeytan bir sistemdir. Mümessil iblistir. Şeytan. Yoksa bir adam kabul ederseniz, iki tane çakarsanız bitirirsiniz. Sistemin adı Adem'i vücutlar hesabına çalışır cehennem. Cehenneme de şeytan mümessilidir. Bizdeki karşılığı vesvese ve vehimdir. O zaman bu ara boşluğu Adem'i bir vücuda benziyor. Bizde de nedir o? Zanlarımız bunu dolduruyor, boşaltıyor. Mekanda durdukça abi zanlarımız mı olacak? Gider. Mekanda durdukça zanlarımız olacak o zaman. Mekanda... Mekan denilen mahluk olma nispetinde, çünkü zamansız bilen tek varlık Allah'tır. Zamansız diyorum. Zansız. Zansız. Bak hastalık zamanı tutuyor diyor usta. Korkunç bir keşif. Korkunç bir şey yani. Yani böyle bir tabir, bir teşbih beraber izledim. Bak hastalık zamanı tutuyor. Bak hastalık ne demek? Ruh da sihat ve servet diyor. Sihat ve servet eğitici değildir. Öğretici değildir. Fakirlik ve hastalık eğitici ve öğreticidir. Çoğunlukla. Böyle çoğunluğu el hükmü lil eksere göre böyle oluyor. Şimdi hastalıkla ruhta bir latife uyanıyor. Hastalıkla uyanıyor. O zemberek gibi üstü kalkıyor. O hastalıkla alakalı az, fark, noksan ve kusurunu onla idrak ediyor. Musibetler, hastalıklarla kişi aczini, farkını, noksanını, kusurunu idrak ediyor. Tamam mı? Üstü açılıyor bu adam. Ne heyecanlandır heyecanımla, kusura bakmayın. Bu hastalık latifesi uyanınca zaman esmadır. Ruh esma değildir. Zatından bir nurdur. Zamanın arkasındadır. Esmanın daha arkasından geldiği için der esmasını bloke edebiliyor bu latife. Bu sefer diyor, hastalığın kendisi değil, hastalığın uyandırdığı latife zamanı durduruyor diyor. Bağlayıcılığından kurtuluyor. Ne dersen de işte, durduruyor diye sıfır yapmıyor. Onun için zamanın çabuk geçmesine müsaade etmiyor hastalık. Onun için adama bir gün hastanede yatması bir ay gibi geliyor, bir hafta bir sene gibi geliyor.
Oysa biz o günde hiç nasıl geçtiğini anlamıyorduk. Allah Celle Celaluhu var olmayana yemin etmezdi. Allah Celle Celaluhu zamana yemin ediyor. Demek ki var. Vücud aleyhisi var. Ama bir Allah'ın kulu zamanı kim yarattı? Zamanı kim yarattı? Zamanın hacmi, kütlesi var mı? Zaman maddenin neresindedir? Sormaz. Ama hep zamanı kullanır. Zamanım yoktur, geleceğim inşallah falan sayar diyor. Peki zaman maddenin neresinde ise ahiret de, öteler de, ruh da, cesedin orasındadır. Şimdi Lemalar 16'da diyor, bak geldi cümle. Şu dünyada zamanın fena ve zevali eşyadaki tesiratı gayet muhteliftir. Olduğu hacmi, kütlesi, yazı, kışı, zamanın bak hacmi, kütlesi, yazı, kışı, gecesi, gündüzü olmayan zaman, eşyayı tesir eden zaman, mahluk olmasaydı zaman, eğer zaman mahluk olmasaydı, ama dünya cinsinden değildir, mahluktur, vücudu var, atom cinsinden, enerji cinsinden değildir. Eğer mahluk olmasaydı zaman, Allah ona yemin etmezdi. Yani İncil'e yemin ettiği gibi zamana da yemin ediyor. Ama bu zamanı niye görmüyoruz diye kimse sormuyor. Ve burada bırakıyorum. Hemen başlayalım o zaman birinci soruyu. İkimiz atlamadan hemen. Hasan abi buz su. Ve dersin benim burada bitti. Ondan sonraki işgal size ait. Abi buz su. Zaman mekan. Evet. Suyu buzun üzerine döktüğümüz zaman buzun erimesine sebep oluyor. Zamanın zamana tesiri var mı? Zamanın zamana tesiri... Çok güzel bir soru. Evet. Zamanın zamana tesiri şey, var mı? Fazla. Bak şimdi. Zamanın üç tane şeyi vardır. Onu da şunu çizdim. Göstereyim size. Zamanın üç tane özelliği var. Her şeyde olduğu gibi. Bir. Zamanın bir. İki. Sen şimdi sorunun cevabını buradan alacaksın. Sureti var, hakikati var, mahiyeti var. Mahiyeti. Şimdi hakikat suretine tesir eder. Eğer bir insan zamanın suretinde ise başka bir veli zamanın hakikatini yaşıyorsa onu bloke eder. Mesela şöyle. Tık, 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 tık. Saniye mi? Şimdi İmam Azam geldi. Bunun içini açtı böyle. Bir sabah namazı vaktinde Hatmi Kur'an okumuş. Peki ben bunu anladım. Adam... Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Kendisi geçti. Bunu herkes de olabilir, inanıyor. Hakikaten olmuş. Yani bu kadar hatmi Kur'an olmasa bile sizde de yer yer olur. Allah Allah. Çok şey yaptın, geçmedi. Aa, bir şey yaptın, çabuk geçti. Fakat arkasındaki cemaati de nasıl soktu onu anlayamıyorum. Heh. İşte öyle mi oldu? Onu da soktu. Koridor açtı demek ki. Onlar girdiğini fark etti. Yani adamlar İmam Azam'ın dışında ne yapıyor falan diye bakmıyor. O da onlar da orada. Abi onlar farkında mı girdiğini? Farkında değil. Hatmi Kur'an okuyor. Ama sormadım adamlara. Bilmiyorum daha yani. Niyetle girdi abi. Onlar İmam'a uymaya niyet etti ya. Niyetle bağlı. Ya Hasan abi patlayacağım Allah aşkına. Şimdi Hasan abi. Bu adamları da nasıl soktu? Ama Hasan abi bir saattir beni patlıyorum ya. Hasan abi zaten benim için de büyük bir müşkül bu. Hazreti Ali Hazreti İsa Aleyhisselam ve Hazreti Ali dedin ya. Dur. Hazreti Ali ayağında şey vardı. Özür dilerim şey. Estağfurullah. Ayağında demir parça yok muydu? Evet. Nasıl çıkarttılar? Namazla da. Peki aynı Hazreti Ali değil mi? Ne yaptı biliyor musunuz? Gel buraya sen. Ben lazım. Gel buraya. Otur buraya. Gel içim kanattı şart. Şimdi ne yaptı biliyor musun? Hazreti Ali namazda burayı farklı doldurdu ki buraya batan anlamadı. Bence bedenin cesedini bırakıp kalp ve ruhun cesedini seçti. Bunun Lazcası bu yani.
Bence yani bıraktı. Cesedi bırakmak demek ne demek ya? Şurayı doldurdu, burayı doldurunca buraya batan demiri dedi ki çıkartamam. Ben namaza duracağım, çıkartın. Bu yalan mıdır bu olay? Sıdk uğruna ömürlerini vermişler. Abi doğru olduğunu dediğim şey Koreli şey örneği var ya. Koreli örneği. Bu yani. Menfisi, abi, biri menfisi bir müspeti. Abi zanlar bizi Esma'dan uzak tutuyor değil mi? Zanlar evet. Ha, o zaman zanlar mekanı oluşturuyor. Ama bir dakika, zanlar mutlak değil. Nasıl bizim zanlar var? Zanlar iki tane sistemi yok, çalışıyor. Yok, suizandan bahsediyorum. Suizanda değil. Suizanın vasatı da nimet. Tamam. İfrat tefriti. Mekanı da bu oluşturuyor abi. Evet. O zaman şeyin zanlı yok ki, masanın zanlı yok ki. Top şeyin çürümesi farklı, kağıdın erimesi farklı, camın erimesi farklı. Camın kağıdın zanlı yok ki, onlar niye farklı tesir alıyor? O da güzel sordu sana. Madde cinsleri falan. Ha, peki bu için bunun yanında peki sana cevap veriyorum. Bunun yanında küfür söylesek, bunun yanında Kur'an okunsa. Biz zamanı hükmediyoruz ama zamanı da maddeye tesiri farklı. Yani şuradaki atmosfer, hepsi herkes baksın. Baksın şuraya, bakın şu anda. Evinizdeki salona benziyor. Peki ne yüklendi buraya? Dili olsa da konuşsa. Şurası. Abi evde dersi izlerken bu lezzeti alamıyoruz mesela. Yani şu anki haleti yaşayamıyoruz. Bu mümkün değil. Bunu video olarak dinle, bu yok. Çünkü bu hava yok ki evde. Tamam. Niye? Bu sıcaklık Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam gündüz uyku değil. Çıplak gözüyle Celaleddin-i Suyuti 40 defa görmüş. Peygamber'e bu riyakaz atan. Ben gibi böyle bir uyduruk adam dağın tepesinde dedemin kardeşinin nasıl birisi hey Ferhat dedi, tamam mı? Bir baktım kimse yok dedi. O zaman o kadar korktum ki irmağa yuvarlanmış. O zaman azıya bulmuş. Peki ben bunu duydum. Duydum, yalan mı söylüyor? Duydum. Ne zaman? Çocukken konuştuklarını hep duydum. Ortaya çıkarttı. Neyi çıkarttı? O zemin, tamam mı? Artık sesi duyuyorsun. Peki buraya yükleniyor. Evet. Buranın da şeyini değiştiriyorsun. Ama eşya tesiri var mı? Vardır. Eşyanın eşyaya tesiri var ama bizim gibi çok ciddi olmadığında, mesela kokuyu, mesela bir koku dolaba koy, öteki yemekleri de siniyor. Sigara içen şey tesir ediyor içmeni. Sinmiyor. Kardeş, eşya bütün her şey birbirine giriftir. Ama yavaş, ama hızlı, ama az, ama siz dediniz ki onların hepsi arka planda. Biz zannediyorduk ki kağıdın çürümesiyle camın çürümesi farklı. Şimdi senin gafur, ben araya girmiştim. Evet. Şimdi abi, şuydu bak. Zamanı dedin ya, kimisi sureti yaşıyor biz, halk. Zamanın suretini yaşıyoruz. Birisi geçmiş hakikatini yaşıyor. Birisi de cennette mahiyeti yaşanıyor. Yani şeye kadar, arşa kadar hakikat. Yani zamanın hakikati nereden başlıyor? Levh-i Mahvi ispat. Değer esması şu. Bak, değer esması şu. Şunu şuraya bak. Kırmızı yapmayayım. Esma mı? Nur-u Muhammedi mi? Burada var ya. Burası kabuk kavse. Nerede var abi? Burada. Ha, onu ama yapamayız. Burada olsun. Kabuk kavse. Tamam mı? Arş-ı azam hiç yapmayacağım. Lef-i mahfuz. Arş. Ondan sonra cennet, cehennem. Burası da lef-i mahfuz ispat. Şimdi arkadaşlar, zaman esma olduğuna göre bütün esma en azami derecede tecelli şurada ediyor. Arşta. Bu tesiri derecesine göre, mertebesine göre şuraya kadar hakikat. Şuraya kadar, yani eşyanın hakikat olduğu gibi eşyayı meydana getiren zamanın da hakikati yaşanacak. Şimdi demek ki zaman canlıdır, ruhludur,
şuurludur, kime nasıl akacağını bilir. Zamana hükmetmenin en bedevi, en cahil, en basit meselelerinden bir tanesi de hastalıktır. Hastalık dimada değil, kalpte değil, ustad diyor ki ruhta. Ruhta aç, fakr, noksan, kusur haletleri uyanır. Bu halet ruhta olduğu için zamanda, eşyada suret, cil ve cemandaki sanat olduğundan, bu kuvvetli olduğundan bunu bloke ediyor. Ondandır ki zaman çabuk akmaz. Usta diyor ki hastalık zamanın çabuk geçmesini diyor, müsaade etmiyor, tutuyor, durduruyor diyor. Kabirden çıkartıyor. O zaman kabir nedir? Kabir şudur benim vecizimle. Her hakikattan suretine ne atıyorsa seni, senin kabrin odur. Bu mezardaki kabirden korkuyor. Hakikattan surete atmak, tamam mı? Peki tersi, suretten hakikata geçersek kabirden çıkmış oluyoruz. Bizim kabirimiz suretlerdir. Hakikatına geçersek tabuttan çıkıyoruz. Ölmeden önce ölünüz. Mutu kable ente mutu, suretten hakikate geçiniz. İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. Bunlar hep hadis-i şeriflerimiz. Mekandan çıktı. Çık, yani suretten, suretten hakikata geçemeyen kabirdedir. Ustad da şöyle diyor, tabut kabul edin, ayak yok. Mezar-ı mutarik bedballar diyor. Gum, 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 gum. Tabut ya. Ustad, yani bu manalardan uzak avamın Allah yok, din yok, bir şey yok aleminde. Bu adam zaten kabirde, kabirin içerisinde ikinci bir kabreye, toprağa girmekten korkuyor. Bu kime benziyor? Rüyasında rüya görüp rüyasını başkasına anlatana benziyor. İki tane çift rüya. Zaten kabirde, ikinci kabirden korkuyor. Kabir kimdir? Suretten hakikata geçerse kurtulur. Benden bu kadar. Abi durun bir dakika. Biz son bir yani şu müşkil. Ruhun libasıdır. Hangisi? Zaman ruhun libasıdır. Evet. Dediniz abi. Abi Abdülkadir Geylani Hazretleri bir de İsa Aleyhisselam. Ve şey kelam ruhun alemi şehadetteki vücut haricisidir. Sureti. Şey suretidir. Şey ise zaman libasıdır. He. Abi ölüme dirilttiler. O kum biiznillah. Kum biiznillah. Kum biiznillah. Aslında kalk doğrul değil o zaman benim anladığım. Atlayın arkaya gidelim. Onun yaşadığı zamana oluyor. Anlatabildim mi? Yani zanlarıyla hayat vermiyor, kaldırmıyor, diriltmiyor. Zanlarıyla zamanda yolculuk yaparak onun yaşadığı döneme gidiyor. Zaman yanındakileri de peşine alarak. İmam-ı Azam nasıl ki diyor, senin söylediğin tekrar aynen. Diyor. Cemaatiyle beraber bir sabah namazı vaktinde Kur'an okumuş. Geylani veya İsa Aleyhisselam ölüyü diriltmiş, Allah mucizesi. Ölüyü diriltmemiş diyor. Bu diyor cemaatiyle beraber onun yaşadığı döneme girmiş, adamı canlı görmüş. Ustad da şöyle diyor. Bu mevzuyu anlaman için diyor, hayalen gel diyor, Cezuretül Arab'a gideriz. O zatı vazife başına müşahede ederiz. Eğer hayalen gidemezsek o mevzu anlaşılmaz. Çünkü niye? Burada masada oturup, bana bak kahvem ne oldu, çayım ne oldu, bak tamam nerede? Burada oturup, ya kızlar canlı gömülmüş, şöyle mi ya? Ulan serseriler bak, manyaklar. Anlamazsın, hissedemezsin. Ne şartta hissedersin? Burada oturup hayalen giderse, hatta bana da şöyle geçiyor. Ey üstadım diyor, 19. mektubu diyor, yazabilmek için diyor, üstad onaylamış koymuş. Sen diyor, hakikaten o aleme geçtin, alim-i manaya geçtin, o cereyan eden hadiselere baktın, yazdın diyor. Çünkü başka bu kadar o mucize, peygamberimizin o mucizeleri, o hadiseleri hadis olarak o veciz cümleyle ifade edilemez. Çünkü baktığımız zaman tarih hadiseler de uzundur. Çünkü matbaası yok, kütüphanesi yok, yardımcıları yok. Bir tanesi diyecek mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, hey Babilleri, sen Asurları, sen bilmem Lititleri araştır, bana dosya getir, tamam hepsine göre tahlil ettikten sonra bir ayet yazayım. Acaba böyle olur yani. Bütün tarihi derinliklerindeki ayet ve hadisler böyle olabilir. O kim mümkün değil. Usta da diyor ki,
Sen diyor bu 19. mektubu yazılabilmesi için, yazılması için manen o asra gitmiştiniz, seyredip yazıyordunuz. Seni de şey yapıyor. Ama suretini kabul et. Suretini reddederse bu sefer sistem değişir. Eğer bu dediğin hakikat, mesela Geylani ölüyü kaldırmıyor diyorsun, ikisiyle beraber o adamın yaşadığı döneme geçiyor. Suretini ortadan kaldıran hiçbir şey hakikate götürmez. Zanlarımıza bizi gömer. O suretleri aynen hakikat olmakla beraber hakikati de hakikattır. Çünkü suretler ortadan kalktı mı şu olur. Mesela söyle bakarlar sana. Bakarlar, senin simanı okurlar. Ama bakarlar. Suret duruyor demek istiyorum. Bahir devamı. Yeni topaz Müslüman oldu abi. Yeni mi? Yeni sebebi de şu. Peygamber hani bunları yazabilmesi için hani biraz önce alınca her şeyi bilmiyor olması gerekir diyor. Her şeyi biliyor varsayalım diyor. Tebbet suresindeki diyor Ebu Leheb'in 8 sene nasıl iman etmeden yaşayacağını bilebildi diyor. Beni bu Müslüman yaptı diyor. Vay be. Var ya Tebbet suresi Ebu Leheb 8 sene imansızdır diyor. Geldiği zaman 7-8 sene daha yaşadı. Ebu Leheb bitirirdi bu ayeti. Ayeti bir tane yanlış olursa Kur'an komple tabii, giderdi. Gider. Dedi ki bak iman etmedi. Ayet diyorum yalandan dese ki La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Bu ayet yanlış olurdu. Bu ayet yanlış olurdu. Bunu diyor 7 sene bile söylese biter yani. 7 sene o adamın iman etmeyeceğini ki adam yaşıyor. Diyor ki eğer bunu Muhammed yapmış olsa diyor ama bunu bilemezdi diyor. O yüzden diyor Müslüman olur. Sizin dersten duyup papaza anlatmıştır Hasan abi. Papaz o kadar araştıramaz onu. Anlaştırmıştır, anlaştırmıştır. Çok şeydir. Papazlar da şey yapıyor. Bazı papazlar papazlıktan çıktı. Zanı zannederse zanlıktan çıkar. Şüpheden şüphe edersiniz hakikat olur. Vesveseden kurtulmanın yolu vesveseye vesveseyle bakacaksın. Vesveseye vesveseyle baktın mı vesvese vesveselikten çıkar. Ve ahir davahum elhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha temassalemat.